Tekrar Okan'dan oldu. Nasılsınız? Hoş bulduk. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Hoş geldiniz. Merhaba Sayın Cumhurbaşkanım. Buradayız efendim. Teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Partinin dünya başkanı olmanızdan dolayı başkanınızı kutlamak istiyorum. Türkiye'mize, sizlere, partimize hayırlı bir şey olması yeterli diyorum. Biz tabii bugün 40. yıl dönümümüzü kutluyoruz. Kıbrıs Türk Halkı'nın kendi iradesiyle devletleşme yolunda aşama aşama getirdiği nokta bir cumhuriyet aşaması. Elbette hem örgütsel anlamda, hem ekonomik anlamda, hem siyasi anlamda, hem bölgesel bir takım dengelerin sürdürülmesi bakımından çok önemliydi. Şimdi bu coğrafyaya baktığımızda ta Lozan Anlaşması'na kadar geri gittiğinizde ve Kıbrıs kuruluş anlaşmalarına Kıbrıs'ta iki halkın egemenlik temelinde yaşamaları aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti ile Yunanistan arasındaki Doğu Akdeniz dengesinin de sürdürülmesi bakımından çok önemliydi. Gidişat hep 1974'e kadar burayı nasıl Yunanistan'a bağlayacaklar, nasıl Enos'u gerçekleştirecekler, hep siyaset İngiltere'nin alımı ayrılmasıyla oraya yönlendirilmişti. Ne biz ne Türkiye böyle bir şeye tabi müsaade. Çünkü burası Türkiye Cumhuriyeti'ne sadece 40 mil uzaklıkta o kadar yakın ki işte Anadolu'dan su getirdik. O kadar yakın ki her türlü güvenlik boyutuyla Türkiye Cumhuriyeti'yle Türkiye Cumhuriyeti'nin arasındaki ilişkiler öylesine kıymetli, değerli. Hem manevi yönden, hem milli yönden, hem tabii siyasi bakımdan. Dolayısıyla biz hep egemenliğimiz üzerinde siyasetimizi inşa etmeye çalıştık. Ve ta Osmanlı döneminden baktığımızda bu zaten bizim kendi hakkımızdı, hukukumuzdu. Uluslararası anlaşmalar da böyle olunca şu anda yeni siyasetimiz, 3 yıldır sürdürmekte olduğumuz egemen eşitlik, eşit ulusal statü. Eğer böyle bir denklem söz konusu olmayacaksa biz resmi müzakerelere geçmeyecek. Çünkü hep daha önce de olduğu gibi kendisi Kıbrıs Cumhuriyeti, bu tarafta bir cemaat, devletsiz bir cemaat kendisine göre. Ve bu güneydeki Avrupa Birliği Devleti haline gelmiş Kıbrıs Rum Cumhuriyeti'ne Türkler nasıl yama olacak? Bazı anayasal haklarla. Ve sıfır asker, sıfır garanti Türkiye buradan nasıl, ne zaman çekip gidecek, çekilecek. Bunlar bizim kavramımız mümkün değil. Türkiye Cumhuriyeti'nin zaten son yıllarda gerek Mavi Vatan'da, gerek Doğu Akdeniz'de, gerek diğer ulusal meselelerdeki yaklaşımlarıyla Türkiye'nin kendi pozisyonu, Türkiye'nin kendi bekası. Şimdi inşallah büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet'in 100. yılını tamamlarken 2. yüzyılda yine Türkiye aynı hedeflerle, adımlarla bir dünya devleti. Dünyanın çeşitli önemli meselelerinde söz sahibi olma ve kendi hem deniz yetki alanları, münhasır ekonomik bölgesi, doğal kaynaklar gibi meselelerde hem emniyeti, güvenliği bakımından fırsatları, hava sahası, bütün bunlar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin son yıllardaki statüsünü, değerini, stratejik önemi artırmıştır diye belirtiyor. Dolayısıyla bugünlere gelmemizde emeği geçenleri, katkısı olanları hep yad ediyorum. Tüm şehitlerimize rahmet diliyorum. Ve bundan sonraki süreçte yine her zaman olduğu gibi ana vatanımız Türkiye Cumhuriyeti'nin desteğiyle bu meşakkatli ama milli yolda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni daha güçlü kılmak için yapacak büyük çalışmalara bir kez daha ne kadar önem verdiğimizi öğretmek istiyorum. Sizlere de bir kez daha heyetinizle bugün bizlerle birlikte olduğunuz için teşekkür ediyorum. Ve tekrar sizleri seçimlerimizden dolayı kutluyorum. Başarınızı hem sizlere, hem partimize, hem Türkiye Cumhuriyeti'ne hayırlara ve sonrası tanımlıyorum. Çok teşekkür ediyorum Sayın Cumhurbaşkanım. Bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 40. yıl dönümü ve Cumhuriyet Bayramı. Sabah resmi törenlerde de birlikteydik. Bir kez daha sizin şahsınızda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaşayan bütün vatandaşlarımızın bayramını kutluyoruz. Bugün buraya geldiğimiz heyeti müsaadenizle tanıtmak isterim. Sayın Gamze Taşçıer, ilan ettiğimiz gölge kabinede Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'dır. Partimizin de Çalışma ve Sosyal Güvenlik'ten, ki Türkiye'de Sosyal Güvenlik Kurumu'nu da bünyesinde barındırır,
sağlığın geri ödemelerinden sorumlu. Benim eczacı meslektaşımdır. İlhan Buzgel kendisi dış politikadan sorumlu genel başkan yardımcımız ve gölge kabinemizin dışişleri bakanıdır. Sayın Namık Tan İstanbul milletvekilimizdir. Hariciyemizin çok önemli isimlerinden biri olarak Washington Büyükelçiliği de dahil olmak üzere ülkemizi çok kritik başkentlerde temsil etmiş büyükelçimizdir. Şimdi grubumuzda dış işleri komisyonunda da grubumuzun sözcüsüdür. Mustafa'yı ve Kıbrıslı arkadaşlarımızı bize eşlik eden, tanıtmama gerek yok. Siz kendilerine bugün referans oldunuz. Sayın Cumhurbaşkanım, Cumhuriyet Halk Partisi 1926 yılında ilk kongresini yaparken Atatürk bunun ikinci kongre olduğunu söyledi ve salon şaşırdı. Dedi ki birincisini Sivas'ta yapmıştık. 4 Eylül 1919 Sivas Kongresi ilk kongremizdir ve o kongre bize bir görev vermişti. Ülkemizi düşman işgalinden kurtarma ve bir cumhuriyet kurma, bir devlet kurma görevi. O kongredeki görevi layıkıyla yerine getirdi Cumhuriyet Halk Partisi ve Atatürk Cumhuriyet Halk Partisi'ne iki büyük eserimden biri diyor. İkinci yüzyıldaki ilk kongremizin de bize iki önemli görev verdiğini kabul ediyoruz. Kongremiz bize iktidar olma görevi verdi ve bu görevi yerine getirdikten sonra da Atatürk'ün vasiyetini, yani Türkiye Cumhuriyeti'ni muasır medeniyetler seviyesine ulaştırma ve geçme görevi verdi. O yüzden bu ciddiyetle yaklaşıyoruz ve kongrede delegelerimize söylediğimde de en yoğun destek ve alkışı ilk ziyareti Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yapacağımı söylediğimde almıştık. Yoğun bir destek aldık. Biz devleti kuran parti olarak seçilen genel başkanın ilk ziyareti Kıbrıs'a sonra da Azerbaycan'a yapmasının doğru olduğunu düşünüyoruz ve değerlendiriyoruz. Partimizin birinci genel başkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür, hepimizin önderi. İkinci genel başkanının Lozan'daki başarısı Kıbrıs'ın statüsü açısından son derece kritik olmuştur. Üçüncü genel başkanı Kıbrıs'taki hemen her evde resmi bulunan Karaoğlan'dır. Kıbrıs Fatih'idir, evet. Ve Kıbrıs'ın bu mezalimden kurtulması noktasında çok önemli bir cesareti göstermiştir, kararlılığı göstermiştir. Ve o günlerde daha sonra Türkiye'yi çok ciddi sıkıntılara sokacak ambargo tehditlerine boyun eğmeden bunu yapmıştır. Sayın Baykal'ın Sayın Rauf Denktaş'la birlikte götürdükleri diplomasiyi sabah da konuşmuştuk hem meclis başkanımızla. Sayın genel başkanımızdan görevi devraldık ve buraya ilk ziyareti bu şekilde gerçekleştirdik. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun da Kıbrıs noktasındaki partimizin geleneksel çizgisindeki hassasiyetini bir kez daha tekrar etmeme gerek dahi yok. Biz tabii özellikle bugünkü şartlarda şunun altını çizmek isteriz. Kıbrıs bir yalıtılmışlık ve bir ambargo ile muhatap. Oysa ki bu ambargonun sürüyor olması geçmişte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne verilen sözler düşünüldüğünde artık bir samimiyetsizliktir ve bunun mutlaka ortadan kaldırılması gerekiyor. Kıbrıs'ın uluslararası alanda bir takım uluslararası toplantılara gözlemci olarak davet edilmesinin dahi biz önemli olduğunu düşünüyoruz ve bu noktada size destek veriyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin biz bundan sonra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki tüm siyasi partilerle ilişkilerimizi çok daha iyi bir noktaya getireceğiz. Bizim siyasi akrabamızla birazdan bir araya geleceğiz. Ancak iktidar partisini de ziyaret ettik. Meclis başkanımızın şahsında bütün milletvekiller bize saygılarımızı sunduk. Sizin şahsınızda da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti'ni selamlıyoruz. Ayrıca biz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne Türkiye'de yaygın kullanılır ve sevgi göstermek için kullanılır ama yavru vatan tanımlaması yerine kardeş vatan tanımlamasını yapıyoruz. Nüfusumuz daha çok olabilir, yüz ölçümüz çok daha büyük olabilir. Bir eşit kardeşlik statüsünün her zaman çok daha doğru bir tanımlama olduğunu düşünüyoruz. Buradaki her siyasi görüşten vatandaşımızı da sizin şahsınızda bir kez daha kucaklıyoruz.
Cumhuriyet Halk Partisi'nin bundan sonra sürdüreceği ilişkilerde karşılıklılık esasına göre en sıcak, en samimi tavırlar içinde olacağınızı bilmenizi isterim. Ayrıca Mavi Vatan konusundaki hassasiyetinizi size teşekkür ederek şunu ifade etmek isterim. Tabii kamuoyunda bazen muhalefet partisi olunca ve uzun süredir muhalefet partisi olunca her şeye karşı çıkan bir parti gibi bir haksız eleştiriye muhatap oluyoruz. Libya ile Münhasır Ekonomik Bölgeler Deniz Anlaşması imzalandığında anlaşmanın askeri tarafta emek veren Sayın Yaycı'yı ilk tebrik eden siyasetçilerden biriydim. Daha sonra anlaşmanın imzalandıktan sonra ilk meclis oturumunda bir tesadüf tabii, üç grup başkan vekilinden nöbetçi olan bendim. Hangimiz olsa tavrımız değişmezdi. Partimizin tavrıydı. Ve ben şöyle bir konuşma yaptım. Zaman geçirmeden Dışişleri Komisyonu'na getiriniz. Zaman geçirmeden bu hafta geçirelim. Çünkü bu bir an önce bu onay yapıldıktan sonra ilgili yerlerde bildirilsin ve herhangi bir karşı hamleye karşı bizim Türkiye'nin eli güçlensin. Dışişleri Bakanımız o zaman teşekkür etmişti ve biz iki gün içinde Dışişleri Komisyonu'ndan ve yine çok kısa bir süre içinde genel kuruldan o anlaşmayı geçirmiştik ve Türkiye bir hamle üstünlüğü elde etmişti. Bizim Türkiye'nin çıkarına ve Kıbrıs'ın çıkarına olacak konulardaki tutumumuzun son derece yapıcı ve katkı verici olduğunu ve bundan sonra da böyle olacağını bir kez daha ifade etmek isterim. Bundan sonraki süreçte de sizlerle bugün de kurduğumuz resmi ama sıcak ilişkinin bundan sonra da devam etmesi sizlerin de takdiri olduğu takdirde bizi memnun edecektir. Çok teşekkür ederim.